değerli izleyiciler. Kanal 68 televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu Aksaray'da bir ilçe ve bir beldede seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesiyle Aksaray'a bağlı sağlık beldelerinde seçmenler belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek. YSK 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinin ardından yapılan itirazlar incelenmiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Seçmenler 08:00-17:00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21:00'a kadar geçerli olacak. Güzelyurt, AK Parti, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi, Aksaray Merkez Sağlık Beldesi, AK Parti, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi seçime katılacak. Polis ehliyeti istedi, sürücü ehliyet sizde dedi. Detaylar haberimizde. Olay Aksaray'ın Gülağaç ilçesi yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yolda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri uygulama noktasına 50 metre kala duran araçtan şüphelenerek hemen aracın yanına gitti. 06 BYE638 plakalı aracın sürücüsünü KA aşağı indirilirken araçta arama yapıldı. Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden geçirmek istedi. Alkol metreye üflemek istemeyen sürücü "Üfletmeyin bana, üfletmeyin komiserim" derken bir süre sonra üflemesiyle yapılan kontrolde sürücünün 0,53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol kontrolünün ardından polis ile sürücü arasında Levent Kırca repliklerini aratmayan diyalog başladı. Sürücü polis ekiplerinden ilk önce alkolün dışında bir ceza yazmasını isteyerek adeta pazarlık yaparken "Alkolden ayrı başka bir şey yaz yoksa ehliyet 5 sene alınacak" diye polise dil döktü. Bu sırada polis ekipleri sürücüden ehliyetini isterken sürücü KA "Ehliyetim sizde" diye cevap vererek Levent Kırca repliklerini hatırlattı. Sürücünün yapılan sorgulamasında 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, 2. kez ehliyetsiz olarak yakalandığı ve ehliyetine daha önceki yakalamalarında el konulduğu tespit edildi. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 25.954 TL para cezası kesilen sürücünün daha önce 2 sene el konulan ehliyetine bu kez 5 yıl süreyle el konuldu. Otomobil ise olay yerine çağrılan sürücünün bir yakınına teslim edildi. Abi niye ehliyet sıraya biniyorsun? Aksaray'ın tarihi yapıları restorasyon ve koruma projeleriyle yeniden hayat buluyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, şehrin tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu doğrultuda gün yüzüne çıkmayan tarihi yapıların restore edilmesi ve işlevsel hale getirilmesi için yeni projeler geliştiriliyor. Özellikle Bedriye Medresesi'nin yeniden halkın hizmetine sunulması gibi örnekler, tarihi mirasın korunması ve toplumun kültürel yaşamına kazandırılması adına önemli adımlar olarak öne çıkıyor.
Daha önce Selçuklu dönemine ait tarihi Kalanlar Köprüsü, 2. Kılıçarslan Türbe ve Köşkü, Melik Mahmut Gazi Hangahı, Yusuf Hakiki Baba Türbesi, Cemalettin Aksaray'ı, Hamza Baba Türbesi gibi pek çok tarihi yapının restore projesiyle koruma altına alındığını hatırlatan Belediye Başkanı Dinçer, Pir Ali Sultan Türbesi ile 2. Kılıçarslan Hamamı'nda süren restore projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Şehir merkezinde gün yüzüne çıkmayı bekleyen ve tarihi yapı özelliği taşıyan kültür miraslarının atıl durumdan kurtarılacağının altını çizen Başkan Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aksaray Belediye'miz ile Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu işbirliğinde şehrimize güzel işler yaptık. 30. yılda yapılabilecek restorasyon projelerini 5 yılda gerçekleştirdik. Yeni dönemimizde aynı hızla yeni projeler hayata geçirerek şehir merkezinde atıl kalan hiçbir tarihi yapı bırakmadan çalışmalar gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray'ın tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması ve korunmasının sadece geçmişe değil, geleceğe de yapılan bir yatırım olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda tarihi, kültürel, turistik ve ekonomik açıdan şehrimizi daha ileri noktalara taşımak için gerekli tüm adımları atıyoruz şeklinde konuştu. Yaz sezonunun başlaması ile birlikte düğün ve kız isteme törenlerinin vazgeçilmezi isteme çiçeğine talep yoğunluğu yaşanmaya başladı. Fiyatlar ise 500 TL ile 1000 TL arasında. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Oğuz Sarı, İstanbul Çiçek Yetkilisiyim. Oğuz Bey, havalar ısındı, artık düğün sezonu da başlıyor, istemeler de başladı. Yeni evlenecek çiftlerimiz kız istemeye giderken çiçek yaptırmak istiyorlar ve şu anda isteme çiçeği dediğimiz çiçek buketlerinin fiyatları ne kadardan başlıyor? Genelde müşteri portföyüne göre değişiyor. Müşterinin bütçesi ne uygunsa ona göre yapıyoruz. Kimisi istiyor 1000 lira, kimisi istiyor 5000 lira, kimisi istiyor 500 lira. Müşterinin isteğine göre, bütçesine göre buketler, aranjmanlar hazırlıyoruz. Peki düğün masrafları zaten çok oluyor. En çok kaç liralık çiçek tercih ediyorlar? En çok 750 bin, 1500 o civarda gidiyor. Her bütçeye uygun çiçek mevcut. Her bütçeye uygun mevcut, evet. Tabii çiçeksiz olmaz. Çiçeksiz istemeye gidemezsin. Çikolata neyse çiçekte odur. Etle tırnaktır yani. Bu bir adet. Evet. Bu adet devam ediyor mu peki? Sürekli. Her gün yapıyoruz. Her gün muhakkak bir kişiye maksimum 5-10 o civarda gidiyor yani. Peki geçmiş yıllara göre isteme çiçeğine talep nasıl? Aynı, hiç azalma yok yani. Çünkü fiyat, düğün olduğu sürece isteme çiçeği de oluyor. Şu anda en ucuz isteme çiçeği kaç TL? En ucuz ortalamasını söyleyeyim yani 500 liradan başlıyor. En yüksek ne kadar? Peki şu ana kadar en yüksek yaptığınız isteme çiçeği ne kadar? Sınırı yok. Şöyle söyleyeyim, geçen sene 10.000 TL yapmıştım bir tane. En yüksek onu yapmıştım. Peki vatandaşın alım gücü nasıl? Gelen damatlarımız nasıl değerlendiriyor bu fiyatları? Yani hiç belli olmuyor işte. Yani şöyle söyleyeyim, gül isteyenler genelde böyle 41 güllü, 2000 lira tutuyor mesela 41 güllü, tanesi 50 lira. Süslemesi, ambalajı bizden alıyor. 41 güllü buket alıyor, 2000 lira tutuyor. Müşteri onu yadırgamıyor. Hemen hemen çikolatalar da aynı fiyatta oluyor zaten. Birbirini tamamlıyor yani. Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 48. yıl dönümünde Mezunlar Günü kutlaması programı düzenledi. 2009 ve 2000 eğitim öğretim yılında kendi binasına taşınmıştır. Ticaret 2011-12 eğitim öğretim yılından itibaren Anadolu Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde Aksaray'da tek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Aksaray Adliyesi'nde birçok öğrencimiz değişik görevlerde bulunmaktadır. Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'ni yüklediler omuzda. Hiç yüklenmedik. Biz de inşallah siz de bu günleri görürsünüz. Çok Allah size de nasip eder. Teşekkür ederim.
inşallah. Plaket ve hediyelerini almak üzere Sayın Mehmet Acar'ı ve okulumuz öğretmenlerinden. Hazreti Ali'nin yolundan giden erler olarak büyük bir vefa örneği gösterdiniz. Artık her şeyin değersizleştiği, anlamını yitirdiği şu zamanda eskimeyen ve ebediyen baki kalacak dostlukları perçinleştirmek istedik. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Aksaray'ımızın en köklü güzide liselerinden olan Aksaray Ticaret Lisesi bir markadır. Bu markanın altında yüzlerce kişinin emeği ve alın teri yatmaktadır. Bugün içinden milletvekili, oda başkanları, banka müdürleri, çeşitli sektörlerde müdürlük pozisyonunda çalışan nice öğrenciler yetiştirmiştir. Ben de böyle köklü ve başarılı bir lisede çalışmanın gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Sizler gibi değerli insanlarla aynı havayı teneffüs etmek, aynı mekanı paylaşmak çok onur verici. İyisiyle kötüsüyle bir şekilde hepimiz neredeyse eski mezunlarımız veya daha bizden büyük abilerimiz var bu okuldan mezun olmuş. Hepimiz kamu kurumlarının üst düzey yöneticili seviyesinde, ticaretisinden birçok abimiz var, kardeşlerimiz var, bizler varız. Ha bizler, ben her zaman için bir ticaret lisesi mezunu olmaktan gurur duydum ve onur duydum. Ve her yerde de bunu defalarca kez söylüyorum. Hiçbir zaman için ben şu üniversiteden mezunum demek yerine ticaret lisesi çıkışlıyım diyorum. Niye? Ticaret lisesi çıkışlı olmak bir ayrıcalık. Gerçekten günümüzde de. Ben bunu her zaman söylüyorum. Öncelikle hepinizi Aksaray Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu'na saygıyla selamlıyorum. Belki tanıyanınız vardır, tanımayanınız vardır. Yıl 1992-93 Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı iki dönemdir de yapıyoruz. Çok şükürler olsun. Ticaret Meslek Lisesi'nin benim hayatımda hakikaten yeri ve önemi çok büyük, çok fazladır. Sonuç itibariyle ticarete atıldık hızlı bir şekilde. Kendi işimizi 22 yaşında kendi şirketimi kurdum, bir yerlere getirdim. Ve bir marka yarattık Köye Sucuklar adı altında, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde. Ve bunun yanında işte reklamla radyomuz var, bunun yanında inşaat sektörüyle uğraşıyoruz, gübre fabrikası derken işlerimiz büyüdü, çok şükürler olsun. Şu anda da 100-150'ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Her zaman istişare halindeyiz, diyoruz ki bu okul yaşasın, bu okuldan mezun olanlar yaşasın, yaşatalım. İleriye yönelik yine tür programlar yapılacaksa gerek şahsımız olarak maddi gerek odamızın imkanlarıyla birlikte biz her zaman ticaret meslek lisesinin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Dedik bu kültür genişlesin. Hocam işte ne gerekiyorsa sosyal medyada size de çok büyük işler düşüyor. Bizim üzerimize düşen karınca kadınca ne varsa biz her zaman sizin yanınızdayız diyorum. Ben tekrar hakikaten çok gururlandım, onurlandım. Özellikle böyle eski hocalarımı, sayın müdürümün de bizde çok emeği var. Yani böyle görünce o döneme gittim. Orada otururken dedim acaba ne konuşayım, ne anlatayım. O kadar duygusal bir an yaşıyorum ki içimde şu anda. Ama sonuç itibariyle hayat devam ediyor. Bizim üzerimize düşen bir sorumluluk var. Bugün buralara geldiysek, bu başarıları elde ettiysek, yani ilk gün geldim kapı ve ayrılırken sizlerle sayesinde. Onun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Aksaray Belediyesi tarafından şehrin çehresini değiştirecek projelerinden olan Selçuklu Camii ve Külliye projesi %75 oranında tamamlandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımı ile temel atma töreni yapılan Selçuklu Camii ve Külliye projesi hızlı bir şekilde ilerledi. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in şehrin çevresini değiştirecek olan Selçuklu Camii ve Külliye projesinde betonarme, duvar örme ve kubbe yapımı gibi kaba inşaat aşamaları başarıyla gerçekleştirilerek projenin %70'i tamamlanmış oldu. Toplamda 9.316 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Selçuklu Camii ve Külliye projesinin külliye bloğunda, eğitim bloğunda ve ticari bloklarda alçı sıvı, elektrik ve mekanik işlemlerine devam ediliyor. Net kullanım alanı 2.975 metrekare olan kapalı otoparkta ise çıkış rampalarının yapımı tamamlandı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Selçuklu Külliyesi ve cami inşaatı hakkında şu görüşlere yer verdi. Yapımında sona yaklaştığımız Selçuklu Külliyemiz, mimarisiyle, süslemeleriyle, hat ve tesipleriyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtacak bir şaheser olacak.
İnşa edildiği bölge itibariyle önemli bir konuma sahip olacak Selçuklu Külliyesi ve cami projemiz bu özellikleriyle şehrimize çok farklı bir değer ve zenginlik katacak, nesilden nesile kalacak bu muazzam yapı şehrimize hayırlı olsun dedi. Vatandaşların güzel ve verimli vakit geçirmeleri için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Selçuklu Külliyesi'nde inşaat çalışmaları %75 seviyelerine geldi. İnşaat çalışmalarının ardından yapılacak peyzaj düzenlemesiyle hizmete sunulacak Selçuklu Külliyesi ve camisi Aksaray'a kazandırılan simge eserlerden birisi olacak. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.